Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat Mekke 10. sefir 65. kısım. Asıl içinde vasıl. Namazdan sonra ihrama girmek. Farz ya da nafile namazdan sonra ihrama girmek bilginlere göre müstehaptır. Bazı bilginler ihram için 2 rekat nafile namaz kılmayı daha uygun görür ve bu davranış onlara göre daha yerindedir. Çünkü Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti namaz kılmaktı ve sünnete uymak daha yerindedir. Bu nedenle de sünnet oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haçtaki uygulamaları benden öğrenin demişti. İhrama namazdan sonra girilmesinin nedeni namazın helal ve haram kılma arasında bulunan bir ibadet olmasıdır. Namazda namazın dışındaki davranışları yasaklayan haramlık tekbir, helalleştiren ise selam vermektir. Böylelikle namaz, ihramın anlamı nedeniyle hac ve umreye benzer. Çünkü hac ve umre, helal ve haram yapma uçları arasındaki iki ibadettir. Bu sayede namaz ile bu iki ibadet arasındaki ilişki ortaya çıkmıştır. Ayrıca namazda hak, kendisiyle birlikte kulunu da eşit ölçüde varsayarak kendisine özgü bir kısmı belirlediği gibi sadece kuluna özgü bir payı da belirler. Namazda Rab ile kul arasında ortaklığın gerçekleştiği ara bir durum da vardır. Çünkü namaz bir takım söz ve fiillere dayalı bir ibadet olduğu gibi hac da bir takım söz ve fiillerden ibarettir. Hacda bulunan yüceltme sözleri Allah'a ait iken horluk, yoksunluk ve eziklik kula aittir. Hacda hak ile kul arasında ortaklığın ortaya çıktığı fiiller ise bir berzahtır. Böylelikle namaz ile hac arasında diğer ibadetlere göre daha çok ilişki ortaya çıkmıştır. Çünkü söz gelişi oruç helal ve haram kılma uçları arasında bulunsa bile namazda ve hacdaki gibi söz ve fiil içermez. Sonra ihrama gireceğin yerde eşin bulunuyorsa ihrama girmeye niyetlendiğinde eşinle ilişkiye girmen uygundur ve bu da bir sünnettir. Sonra boy abdesti alıp namaz kılar ve ihrama girersin. Çünkü hac, namaz ve cinsel ilişki arasındaki ilişki her birinin haram ve helal yapma uçları arasında bulunmasıdır. Hak bu ibadetlerdeki ilişkiyi dikkate alarak şöyle buyurdu. Namazı özellikle de ikindi namazını muhafaza ediniz. Bu ayet bir önce ve bir sonra gelen nikah, boşanma ve ölüm nedeniyle dul kalan eşin süre bekleme ile ilgili ayetlerinin arasında gelmiştir. Görünüşte ayetlerin yeri burası değildir ve görünüşte bunlar ile zikredilen şeyleri bir araya getirmeye uygun bir yön yoktur. Şu var ki her ikisinin de öncesinde ve sonrasında helal ve haram kılma uçları arasında bulunması bir ilişki kurar. Allah kendisini uyardığı konularda kuldan şunu ister. Kul dışta kendinden ortaya çıkan bir fiili yerine getirirken bu fiilin failinin Allah olduğunu bilmelidir. Çünkü kutsi bir hadiste Allah, ben kulumun görmesi ve duyması olurum. Benimle duyar, benimle görür ve benimle yürür der. Namaz hakkında ise şöyle buyurur. Allah kendini öveni duydu. Burada Allah hamd ile ilgili sözü kendisine değil, kuluna nispet etmiş, halbuki kulunun diliyle dememiştir. Böylece ihram, hareket ve duruşlarındaki farklı hükümleriyle kulun dikkatini sürekli Rabbi ile olduğuna çekmek için namazdan sonra geldi. Böylelikle kul yalnız ibadet ederken değil, bu bilinçle de sürekli ibadet halindedir. Allah kendisini hakikatler ile izhar etti. Varlıkların hakikatleriyle ona ibadet ediniz. Ona ibadet edersen abid olan sen değilsin. Sözüme bak, belki uyanırsın. İyice düşün. Çünkü Allah peygamberine attığında sen atmadın fakat Allah attı boşuna demedi. Bilakis bunu sen ve senin gibiler için görünür durumunun niteliğini öğrensin diye söyledi. Öyleyse kul için ihram, hak için tenzihin bir benzeridir. Hak ile ilgili tenzih şöyle değildir, böyle değildir şeklindeki yargılardır. Çünkü Allah onun benzeri bir şey yoktur buyurur. Başka bir ayette ise izzet sahibi Rabbini onların nitelemelerinden tenzih ederim buyurur. İzzet imtina demek iken tesbih tenzih demektir. Tenzih kendisiyle ilişkilendirilen eş, çocuk ve benzeri şeylerden uzaklık demektir. İhram engelleme, cinsel ilişkiden uzaklık ve şari'nin belirlediği davranışlardan münezzehlik ve uzaklaşmak demektir. Ayrıca ihram, insanı bu fiilleri yapmaktan alıkoymak demektir. Fasıl içinde vasıl. İhram mikatının hacca nispeti.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereden ihrama girerdi? Bazı bilginler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zulhuleyfe'de, bazıları bineği her nerede durduysa orada, bazı bilginler ise çöle ulaştığında ihrama girerdi demiştir. Her bilgin peygamberin tehlil getirdiğini duyduğu vakitten söz etmiş ve haber vermiştir. Ravilerin bir kısmı peygamberin mescitte namazın ardından tehlil getirdiğini, başka biri bineğine kurulduğunda, başka biri ise çöle ulaştığında tehlil getirdiğini duymuştur. Şekilci bilginler ise Mekkeli insan ihrama girdiğinde Mina'ya doğru yol almaya başlamadıkça tehlil getirmeyeceğini söylemiştir. Bana göre doğrusu ihrama girildiğinde namazdan sonra tehlil getirmektir. Sonra insan yol olmaya başlar ve telbiyede kat ettiği belirlenmiş her vakitte tehlil getirir. Çünkü dua haçtaki bütün fiillerle ilgilidir. Öyleyse telbiye bu duaya karşılık vermektir. Böyle yaptığında haçta yapılmamış bir fiil geride kalmaz. Öyleyse telbiye Hakk'ın kendini çağırdığı fiilleri tamamlayıncaya kadar kesilmez. Bu mesele araştırmaya değer bir husustur. Şu var ki, Şari'den gelen bir nas telbiyenin kesilme vaktini belirlemiş olabilir. Bu durumda insan o nasın sınırında durmalıdır. Çünkü Peygamber haccın uygulamalarını benden öğrenin buyurdu. Allah ehline göre dua uzaktakini çağırma ve illet gözüyle nida etmektir. Çünkü karşılık vermek bulunan yerde uzaklığı dile getirir. Bu nedenle nida ve çağrı bu uzaklıktan yakınlaşmayı istemek demektir. Öyleyse karşılık vermek davetine icabet ederek kulun Hakk'a bir müjde sunmasıdır. Çünkü Hak bu nispetleri ortaya çıkartan bir şekilde kuluna tecelli etmiştir. Bununla birlikte bu karşılık vermedeki mutluluk kula aittir. Fakat Allah insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinler diye yarattı ve bu nedenle Allah onları yaratılış gayelerine davet etmiştir. Davete icabet etmek kadar etmemek de mümkündür. Bu nedenle icabet, davetçiye çağrısının duyulmuş, emrine itaat edilmiş olduğu hakkında bir müjdedir. Halbuki çağrıyı duyan başkaları direnmiş ve olumlu karşılık vermemiştir. İmkan bulduğu halde haccı geciktirmeye kabul edenlerin görüşü de bu konuya girebilir. Her bakımdan uygun olan imkan varsa ve engeller yoksa haccı hemen yerine getirmektir. Bu bakış sahibi Rableri onları kendinden bir rahmet ve hoşnutluk ile müjdeler ayetini olumlu karşılık vermenin ödülü sayar. Allahu Teala dünya ve ahirette onlar adına bir müjde vardır buyurur. Bu da Hakk'ın ibadetlerle çağrısına olumlu karşılık vermeyle onların müjdelerini pekiştirir. Onlar buyur der. Yani bizi kendisine davet ettiğin ve kendisinden dolayı yarattığın şeye olumlu karşılık veriyoruz. Böylelikle Hakk'ın çağrısı sonuçsuz kalmaz. Sonra onlar yükümlü oldukları davranışlarıyla yükümlü oldukları tarzda davete icabeti gerçekleştirirler. Bu ise amellerin kendilerine nispeti ve onları ellerinde inşa edene ve uygulayana bakarak amellerini görmemekle yapılır. Şu halde onlar amel sahipleridir ve amel sahipleri değildir. Gerçekte de durum böyledir. Kullar bilse de bilmese de gerçek böyledir. Şu halde bu durumu bilen kişi bilmeyenden üstün ve erdemlidir. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece bakımından yükseltmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Dilediğini doğru yola ulaştırır. Asır içinde vasıf. Mekkeli bir insan hac olmaksızın umre için ihrama girer mi? Bilginler böyle bir insanın ihramdan çıkmasını gerekli görmüştür. Onların bu konudaki kanıtlarını bilmiyorum. Bilginler ihramdan çıkmadığında ne yapmak gerektiği hususunda da görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bir kısmı kurban kesmesi gerektiğini ileri sürerken bir kısmı bunu telafi edemeyeceğini söylemiştir. Ben onların bu konudaki kanıtlarını inceledim ve dikkate değer bir kanıt olmadıkları görüşüne ulaştım. Mekkeli bir insanın umre yaparken evinden ihrama girmesi caizdir. Nitekim hac için ihrama girerken de böyle yapar. Böyle bir insan umrenin tavaf, sa'i, tıraş olmak ve saçı kısaltmak gibi bütün fiillerini yapar ve sonra ihramdan çıkar ve ona bir yükümlülük yoktur. Çünkü peygamber hac ve umreye gitmek isteyenler için ihrama girilecek yerleri belirlerken hac ve umre arasında ayrım gözetmemiş ve şöyle buyurmuştur. Mekkelilerin ihrama girme yeri evleridir. İhrama giren insan haccın unsurlarından yapması gerekeni yapacağı gibi umrenin unsurlarından da neyi yapması gerekiyorsa onu yapar. Peygamber
hiçbir şekilde ihrama girmeyi ve ondan çıkmayı birleştiren bir durum belirtmemiştir. Ancak Mekkeliler için olmasa bile hariçten gelenler için bunu belirlemiştir. Abdurrahman bin Ebu Bekir'e şöyle demiştir: Ayşe ile birlikte tenime çık. Bunun nedeni hayızlı olduğu için yapmadığı umrenin yerine bir umre için ihrama girmesini sağlamaktır. Ayşe Mekkeli değildi. İşte bu vardıkları görüşte bilginlerin kanıtıdır. Halbuki bu kanıt oldukça zayıftır ve böyle bir konuda Mekkeliler hakkında bir kanıt sayılamaz. Mekkelilerde hikmeti uygulayacağımız en doğru yorum şudur: Bir Mekkeli ihrama girdiğinde haremin dışına çıkmamalıdır. Çünkü o Allah'ın hareminde bulunmaktadır ve dolayısıyla bir müşahede kulluğu içindedir. Bulunduğu yer kuldan başka bir şey olmasına imkan vermez. Sonra bu kulluğu ihram giyerek pekiştirmiştir. Öyleyse Mekkeli harem içinde ihramlıdır. Bu ise kulluğu pekiştirir ve Rablığı yüceltir. Haremin dışına çıktığında ise derecesi eksilir. Halbuki ondan istenilen şey faziletteki artıştır. Dikkat ediniz, Mekkeli olmayan biri haremin dışına çıktığında orada ihrama gider. Halbuki çıkarken kendisinden istenilen şey ihramsız, yani ihram esnasında yasaklanan davranışların serbest olmasında kalmak değildir. Sonra ihramlı bir şekilde hareme girer. Böylelikle fazilete fazilet ekler. Bu nedenle istenilen şey artıştır. Binaenaleyh Mekkeli Allah'ın haremindedir. Başka bir ifadeyle mekan bakımından Allah'a yakındır. Öyleyse yakınlık onun evi ve mertebesi iken niçin ondan ayrılsın ki? Şari böyle bir şey düşünmekten münezzehtir. Aynı şekilde bunu söylemek ve bunu öngörmek de mümkün değildir. Mekkeli olmayanın himmeti haremin dışında bulunan vatanına bağlıdır. Bu nedenle o umrede ihram giymek için Mekke'nin dışına çıkar. Himmeti orayla ilgili olduğu için bu durum onun için bir ceza sayılır. Çünkü böyle bir insan Allah'ın hareminden ayrılma niyetinde ve haremin dışındaki vatanını arzulamaktadır. Böylelikle daha üstün bir yerden daha değersiz bir yere çıkar. Allah'ın komşusu nerede, onun komşusu nerede? Kuşkusuz Allah komşu hakkında tavsiyede bulunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı yapacak zannettim buyurur. Yani komşuyu variste yakınlara katacak zannettim. Aynı şey hacda da geçerlidir. Haccın uygulamalarından görüş birliğine varılmış bir husus Arafat'ta vakfedir. Arafat ise haremin dışındadır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe yapmayı haremin dışında olduğu için emrettiği sabittir. Öyleyse ihram giyen insanın bazı şeylerden mahrum iken bazı şeylerin ona serbest kalması anlamında helallik ve haramlığı bir araya getirmesi kaçınılmazdır. Şari bunlardan herhangi birisine yönelmemiştir. Maksadı o olsaydı hiç kuşkusuz onu açıklar ve insanları karanlıkta bırakmazdı. Bilakis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihrama giriş yerleriyle ilgili belirttiğimiz hususları açıklamış, hac uygulamalarını belirlemiş, onları ve hallerini, mekan ve zamanlarını saptamıştır. Allah nefslerimizin doğruluğunu bize ilham etsin. Bizi uyan ve örnek alanlardan eylesin. Amin. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır.